hızlıca geldik. Aynen öyle, geldik bakalım. Ver ablam, şuraya koyalım. Aa, o ne öyle? Kocanızın gömleğini mi getirdiniz? Evet. Allah canına ben alması. Camları onunla kurularım. Bari Kadir Bey, ağzı bunu keseydin de bir par. Kesince toz bırakıyor Kadir Bey. Onu da denedim. O yüzden böyle bütün kullanıyorum, toz bırakmıyor. Nasıl yani sen? Tüy, şimdi toz kalmıyor. Ben bununla cam kuruluyorum. Böyle. Aynen cam, evet. Ne yaptın sabah? Raşit çıkar şu gömleği. Özkan, ver gömleğini, lazım dedim. Eski mintan mı kız bu? Bana bak, yakası makası da sağlam. Eski, eski. Yıllardır camda kullanıyorum ben onu. Bu nasıl camda kullanma kız? Yıllardır cam siliyorum vallahi onunla. Baksana yakalarına, daha pırıl pırıl. Çamaşırımı da yıkıyorum. Maşallah. Tekrar çamaşırda kurutuyorum. He. Öyle. Peki şimdi plan... Ya bak, bunları da getirmiş. Evet. Sos yet ettiği. Peteğin için temizlemek için. Petek için. Kız bu peteği temizler mi ki? Tozunu dökmeye. Bu bağın altına şey gibi, köşe gibi. Aralarında şey nere oluyor mi, ya. Nere mi? Çok, çok güzelmiş ama. Bir şey diyeceğim. Ya. Bunu bak, bunu al, bunu çıkartan kimse yedi ceddi inşallah ayakta dikilsin. Niye diyeceksin? Bu adamı kandırıyor. Nasıl kandırıyor? Gündelikçiye parayı veriyorsun bak. Evet. Tozu buradan al. Ablam burayı sildim. Sen arkanı dönüyorsun, toz öbür tarafa konmuş. Ama bir ara çok modaydı. Bunların arasındaki tozları dökmeye, peteklerin el değmeyeceği kalan yerlerini... Peki ablam, başka var mı getirdiğin dolandırıcılık? Yok, başka bir şey yok. Orada çizgili desenli bir şey var. O nedir? O da gömlek. O da gömlek. Allah'tan adamın pijamasını falan getirmemişsiniz. Vermedi. Bak bu eskinin kalmasın gömlekleri yalnız, kumaşı evet, güzel. Eski... İyi de onunla cam mı silinir Pınar Hanım? Siz öyle sanın. Sen demek ki de kadın... Görün. Kadın siliyor bu zamana kadar, silmiş. Ben kendimi de böyle siliyorum. Tana. Güzelmiş. Pınar Hanım, kaç yıllık evlisiniz? 18 yıllık evliyim. O kadar yılda eşinize hiç bakamamışsınız. Bu gömleği giyen adam dal gibidir. Evet, 150 kilocuk. Ne? 150 kilocuk. Kız bu nasıl 150 kilo? Benim minik kuşum. Minik kuşum bunu sırtına şal diye mi alıyor? Yok, o zaman zayıftı. Ha, bu 18 yıl önceki gömleği. Şimdi olmuyor maalesef. Ay yani lafı yediğini düşünüyorum. Şimdi... Bak kız sana burada laf soktu bak. Adama dedi bakamadın mı dedi. Adam 150 kilo olmuş. O nasıl bakmak öyle? Ben diyorum. Sabahları bufalo mu yediriyorsun ben adama? Ben eşim hep minik kuşum diye severim. Minik kuşum. Evet. Abinin adı ne bu arada? Özkan. Özkan abicim, çok çok selamlar. Sen gene yemeğe devam et. Kadir, hadi şunu kullanalım. Pis şeyi sürme bana. Al şunu da peteğe bir sok bakalım, girecek mi? Bu bunun içine girmez. Hani ne oldu? Sen evde bunu yapıyor musun yoksa bunu devreden buradan mı bir deneyeyim? Yok, küçüğünü onun arasına alıyorum. Ben bunu her yerde kullanıyorum. Her yerde? Yani elimin ulaşmadığı her yerde. Boydan fukarayım Kadir Bey. Siz bunları karnavaldan falan aldınız herhalde. Kız sen bunu yiyor musun? Avizelerde çok iyi oluyor. Avizelerde çok iyi oluyor. Ne? Toz almaya. Avizenin sadece tozunu, günlük tozunu almaya. Kız o her yere uçurur onu. Kordel bir taburiyatı mı ıslah bezlensin? Kadir Bey, benim evim burası gibi değil ki. Birikmiyor ki o toz. Hmm. Üf deyince gidecek tozlar. Boynuna da 200 tane portakal az evi. Neydi kız abinin adı? Boynumu asmaya aradım da bulamadım. Kadın neşeli bir kadın. Onu ver bakayım. Bu yıpranmış. Bak işte, görüyor musunuz? İkisini aynı günde aldım. Çala şey. Ama yıllardır kullanıyorum tabii ki. Evini her gün silip süpüren... Evini haftada ya da ayda bir silip süpüren, bakın işte görüyorsunuz. Kendini yıpratmıyorlar. Aa bak, bu girdi ablam. Yürüyor işte, maksat arasındaki örümcek ağız falan varsa aşağı dökmek. Hep kaldı. En iyisi gene biz maşabayla yıkayalım abim, sen bunu tut. Pınar Hanım, sonunda sıra eşinizin gömleğine geldi. O meşhur gömleği, ittirme adamı be. Şimdi bu Özkan'ın gömleğinin özelliği ne? Saten mi, ipek mi, nedir bu? Bununla cam mı silinir? Hayır, kumaşı güzel. Kuruluyorum sadece. Kız bu naylon değil ha. Sildim, kaç su sildim. Kız maşallah, bu adam yeni evliyken de X'larçmış yani. Çok da zayıf bir şey değilmiş. Kadir, hadi şu gömleği bir giy de görelim. Bizim yarışmacılarımız ya kocasının atletini alır gelir ya gömleğini alır gelir. Atlet tamam, neyse de bu gömlekle cam silinmez. Seyircilerimize yanlış örnek olmayalım Pınar Hanım. Gömlekle olmaz. Kimseye illa gömlekle yapın, yapmazsanız yani, deniz olmaz demiyorum ki. Yani ben Özkan'ımı gömleğiyle geldim diyor. Evet. O neyle gelirse gelsin. Özlüyorum, ben kocamı yanımda taşıyorum, ne var kokusunu? Aa. Öyle ya. Düşman çatlatan gömlek. Salondaki gidişatı derli topluydu. Öncelikle ona dikkat ettim. Ayağının altını hep toplamış. Ama biraz yavaş gördüm. Sanki çok yavaş hareket ediyordu. Umarım yetişirmiştir. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun ablam? Şurayı sileyim, şu kitaplığı, masayı sileyim. Bunları buraya iteyim. Sen de camdan çık. Hemen hızlıca şu çekyapları süpür. Arkalarını silerim. O bantlı. O bantlı. Onun bir üstünü alırız şöyle. Hemen çekyapların arkasını yeri hop
Mutfakta çok iş var. Hadi. Elinde maşrafası, terlemiş kaş arası. Nazlı da yar hastalanmış, soğuktur havası. Hadi, hadi ablam al. Mintanını al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.